Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorumun 16. bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen hafta PlayStation 5 canlı yayında tanıtıldı. Hatta biz de onunla ilgili bir canlı yayın yapmıştık Osman'la beraber. Evet. Ben başlamıştım ama Osman sonradan gelmişti. Sesiyle bize katkıda bulunmuştu. Sesli olarak. Evet. Görüntüsüyle değil ama sesiyle. Orada da aslında yorumlarımızı söyledik ama ayrı bir video çekelim. Hem değerlendirelim de bir analiz yapalım istedik şimdi. O yüzden Teknoloji Oku yorumda PlayStation 5'ten bahsedeceğiz. Osman ne diyorsun? Cihazı beğendin mi sen? Ya cihazın tasarımı benim hoşuma gitti. Bazıları dalga falan geçmişler ama ne bileyim bence böyle hani dinamik bir tasarımı var. Hani Xbox gibi bir kutu ya da küp yapmamışlar en azından. Biraz evet. Uğraşmışlar hani. Evet. Xbox hani böyle sanki çocuğunu al şuna bir şekil çiz falan diye böyle bir tasarımla geldi. Dolayısıyla ben tasarımdan beğendim açıkçası. Hani böyle biraz dinamik, böyle oyuncu bir şey olduğu belli. Ve hani odaya koysan böyle sırıtmayacak bir şey. Süs eşyası gibi de andırıyor böyle. Hani porselenler falan olur ya böyle eskiden. Onları da andıran bir yapısı var. Dolayısıyla tasarımını beğendim. Gücünü zaten biliyorduk eskiden. Hani eskiden derken daha önce teknik özellikleri falan açıklanmıştı. Açıklanmıştı, evet. Xbox Series X'e hemen hemen örtüşen bir teknik özellik listesi var. Burada Sony'nin üzerinde durduğu asıl konu SSD'ydi. Hani PC'lerde bile kullanılandan daha hızlı bir SSD teknolojisiyle geldiği söyleniyordu konsolun. Bu durumun da fiyata nasıl bir yansıma yapacağı konuşuluyordu aslında. Son rakamlar yani sızdırılan son veriler fiyatın böyle 600 sterlin civarında olacağı yönünde ki bu da bizim ülkemizdeki vergilerle birlikte arkadaşlar 9.000-10.000 lira arasında bir fiyata tekabül ediyor. Yani o Eylül'deki düşüşle bile aslında çok fazla bir şey fark etmeyecek. Fiyat etkilenmeyecek. Muhtemelen yine 8.500 lira ben dip fiyat olarak hesaplıyorum. 8.500 liranın üstünde de olabilir hani kar marjları falan filan girince işin içine. Burada şunu da söyleyeyim. İki tane sürüm olacak. Bir tanesi dijital sürüm. Dijital sürümde Blu-ray oynatıcı yok. Dijital olmayan normal sürümde de Blu-ray oynatıcı olacak. O dijital sürümün biraz daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Tek umudumuz o zaten. Dijital yani 100 sürümün. Dolar ile işte 50 dolar, 75 dolar arasında yani fark olmaz. 100 dolar olmayabilir ama hani şimdi 500 çıkarsa bir tanesi işte 600'e 500 de olabilir. Muhtemelen onun ülkemize yansıması da yine nereden baksak 1500 lira civarında bir fiyat yansıması olacaktır diye tahmin ediyorum. Muhtemelen ülkemizde de o satar. Çünkü herkes dijital olarak alıyor artık. Evet. Blu-ray alan yani çok koleksiyonel falansanız belki öyle. Alınır. Onun dışında saçma bir şey yani. Şöyle bir şey var hatta. Mesela kutulu olarak satılıyor oyun. Atıyorsun kutu içinden kod çıkıyor. Kodu girip indiriyorsun falan. Öyle şeyler de var yani. Evet. Yani artık Blu-ray disk ne bileyim ben artık çok gerekli çok olduğunu düşünmüyorum. Aynı fikirdeyim ben de. Çok da gerek yok yani. Konsollarda çok gereksiz oldu ki zaten Microsoft bunu biliyorsun. Geçtiğimiz nesilde yapmıştı ki bence çok da doğru bir hamleydi. All Digital versiyonu vardı arkadaşlar. Biz bununla ilgili Şubat ayı gibi bir video çekmiştik. O zaman konsol fiyatı 1600 liraydı. Şimdi 3200 lira falan galiba. Hatta o zaman diyorduk hani 2020'de Xbox alınır mı, alınır mı falan. Keşke alsaydınız bak o zaman. İşte o zaman alsaydınız arkadaşlar şimdi iki katına satardınız yani evet. Neyse. PlayStation 5'te işte oyunlar da duyuruldu. Böyle bizi çok heyecanlandıran bir oyun. Ben Spider-Man'i beğendim. Hani yani heyecanlandım en azından. Ama onun dışında böyle bir oyun için konsol alınır diyebileceğimiz bir yapım yok. Tabi Resident Evil olsun, şey olsun, Hitman olsun bunlar zaten multi platform oyunları. Yani Xbox Series X için de gelecek, PC için de gelecek. Evet. Dolayısıyla bu oyunlar için kalkıp da kimse PlayStation 5 almaz. Hani ben bunu PlayStation 5'te oynayayım diye. Onun haricinde böyle God of War 2 bekliyordum hani. Gerçek anlamda Sony'yi böyle atağa sürükleyecek bir oyun. O da gelmedi. Bu zamandan sonra da duyurulacağını pek düşünmüyorum çıkış oyunu olarak. Çünkü o tip oyunlar için benim anladığım kadarıyla biraz zamana ihtiyaç var. God of War da yeni geldi daha bildiğim kadarıyla. Yani geleli 2 sene oldu. 2 sene oldu ama bence biraz daha zamana ihtiyaçları var. Bir de bence buradaki temel sorun şu. Yani ben PlayStation uzmanı değilim onu da baştan söyleyeyim ama beklentiyi çok yüksek tuttu Sony. Hani böyle evet. Bir şey geliyor, geleceği tek geliştirecek, oyun dünyasını sarsacak bir teknoloji geliştiriyoruz. Evet şu anki donanım, sundukları donanım gerçekten güzel, ona sözüm yok ama ortaya çıkan oyunlar ya da tanıtılan oyunlara baktığında o donanımı zaten kullanabilecek oyun sayısı çok fazla değil. Hatta evet. Hiç yok gibi bir şey şu anda. Aynen çok saçma oyunlar tanıtılıyor. Etkinlikte de söyledik zaten. Sanki Nintendo Switch etkinliğini izliyor gibiydik. Böyle 3 boyutlu basit oyunlar. Ne bileyim böyle Little Big Planet mesela Sackboy yani bu PlayStation 4'te de pekala çalışacak bir oyundu. Yani PlayStation 5'in böyle nimetlerinden yararlanan bir oyun değil. Şimdi The Last of Us Part 2'ye bakıyoruz mesela. Grafikleri şeyi görüyoruz. PlayStation 4 oyunu bu. Bir de o etkinlikte duyurulan oyunlara bakıyoruz. Sanki hani PlayStation 5 oyunu değildi. PlayStation 3 oyunu gibi. Dolayısıyla oyunlar bizi tatmin etmedi arkadaşlar. Muhtemelen izleyenleri de tatmin etmemiştir. Hani daha fare doğurdu diye bir laf var ya. Böyle bir durum söz konusuydu. Şimdi Gran Turismo falan da geldi.
O zaten bekleniyordu ama. Bekleniyordu. Dedikoduları çıkmıştı. O da böyle çok bizim hani bize hitap eden bir oyun değil. Evet. Hani Türkiye'de çok böyle müptelası yok oyunun, Gran Turismo'nun. Türkiye'de God of War gelseydi çok böyle çığır açardı. Ki Santa Monica, yani God of War'ın yapımcısı, dedi ki hani lansmanda sonunda biz de olacağız dedi. Ben görmedim açıkçası. Bir yerde mi kaçırdım bilmiyorum. Onların yoktu. Herhangi bir oyunu yoktu. Da duyurulmadı. Herhalde onlar da bizim gibi izleyici olarak katılmışlar anladığım kadarıyla. O yüzden yani oyun tarafında beklentileri çok karşılamadığını söyleyebiliriz ki genelde oyun sektöründe yapılan eleştiri de bu şekilde arkadaşlar, PlayStation evet. 5 ile ilgili. Tasarımı beğendik, biz de beğendik. Güzel bir tasarım, güzel şık tasarım. Bir tasarım. Hem dikey hem metal kullanılabiliyor. O tarafta bir sıkıntı yok. Ama işte Osman da söylediği gibi oyun tarafındaki beklentiyi karşılayamadı ne yazık ki ve Türkiye fiyatı muhtemelen vergilerden şundan bundan dolayı çok pahalı olacak. Hatta bazı hikayelerde işte gidin İtalya'dan alın daha ucuza gelir falan filan gibi espriler de yapılıyor. Yani çıktığı yani dönemde İtalya'ya şey yapacaksınız, uçakla gidip geleceksiniz. Kendiniz gideceksiniz, seyahat gezeceksiniz oraya. Cihaz alıp geri geleceksiniz, yani, aynı paraya geliyor falan gibi. O bir efsane espri. Bir ara iPhone için de vardı. Yani Amerika'ya gidin alın. Çünkü şimdi falan. Şöyle, bu arada bu yanlış bir şey de değil. Çünkü doğru. Telefon gibi olmadığı için hani kaydettirme zorunluluğu evet. Da yok. Yurt dışına çıkan birinden de alabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de getirebiliyorsunuz. Kimse de bunu ne yapacağım falan diye sormuyor. Demiyor. Yani evet, o yüzden gidip alıp gelebiliyorsunuz. Hani aklınızda olsun, böyle bir opsiyonunuz da var. Yurt dışına çıkmak da istiyorsanız. Bir bahane olmuş olur. Ya da vizeniz vardır mesela. Şimdi onun için ayrı bir masraf yapılmaz ama vizeniz vardır. Muhtemelen uçak biletini falan da koysanız daha ucuza gelir. Uçak biletini böyle uygun da bulabiliyorsunuz. Böyle bir opsiyon da olduğunu unutmayın benim arkadaşlar. Benim mesela pilot arkadaşım var. Ben ondan istemeyi düşünüyorum şahsen. Hani gelirken bir tane de PlayStation 5 getiriver diye. Çünkü arkadaşlar arada ciddi bir fiyat farkı oluyor. Şimdi 600 sterlin günümüz şartlarında kaç para bilmiyorum. Hemen bakayım. O yani 600 sterline bile çıksa hemen hemen iki katına fark eder herhalde. 600 sterlin. Bakalım. Ara bakalım. Kaç çıkacak? 5197 lira. Neredeyse bir PlayStation 4 parası şu anda. Evet. Ki bu şey versiyonu muhtemelen. Diskli versiyonu. Diskli versiyonu. All Digital belki daha ucuz olacak. All Digital'de 500 sterline çıktığını varsayalım. Ona da 500 sterlin diye aratalım. Yani 500 sterlin muhtemelen daha da düşük. Daha düşük olacak. 4300 lira. Yani PlayStation 4 fiyatından bile düşük şu anda. PlayStation 4 şu anda arkadaşlar sıfırı oyunlu bundle falan satıyor zaten onlar artık hep. 4500 lira teknoloji marketlerinde. Bunu şu anda çıkmış olsa 500 sterlinden birine getirseniz 4300 liraya geliyor. Yani evet. O yüzden çok fazla söze de gerek yok. Vergiler ne yazık ki bu hale getirdi. Yurt dışından almak bir tık daha mantıklı gibi görünüyor arkadaşlar. Eğer öyle bir imkanınız varsa belki o yöntemi bir dikkate almanızı öneriyoruz. Bu arada arkadaşlar bu hafta bir vergi gelmedi henüz. Yeni bir vergi yok. Teknoloji ürünleriyle ilgili yeni bir vergi, yeni bir zam yok. Eylül ayında bu konsollara gelen %50 vergi farkı %20'ye düşecek. Evet. Eğer devam ettirilmezse yeni bir genelgele, yeni bir uzatma bir haberiyle. O bakımdan şimdilik bir vergimiz bulunmuyor. Muhtemelen yaz aylarında böyle geçiririz gibi görünüyor. Yeni vergiler gelir mi? Bence gelebilme ihtimali hala var. Ya var abi, o her zaman var yani. Ansızın bir sabah bir uyanıyoruz, bir bakmışız daha vergi gelmiş falan. Yani çok basit çünkü vergilerin evet. Gelmesi artık. O bakımdan şu anda bu hafta yeni bir vergi gelmedi. O yüzden herhangi bir şeye zam gelmedi. Dolar da artmadığına göre, dolar, euro vesaire kurlar. Yalnız zaten her şey artacağı kadar artmış. Az önce bir tane video hazırlıyorduk Oğuz'la. Telefon fiyatlarına bakıyorduk böyle. Bizim önerdiğimiz böyle A51 mesela 2500 lira diye hep öneriyorduk onu. Bir baktım 3300 lira olmuş mesela. Yani evet. 800 lira zam gelmiş ki biz bu önerileri 1,5 ay önce falan yapıyorduk. Yani bu pandemi sürecine girmiştik, evden video çekiyorduk. O aralar yapıyorduk bu öneriyi. 2500 liraya bakın bu telefon güzel alın diye. Telefon 3300 lira olmuş arkadaşlar. Yani 800 lira zam gelmiş. Ne ara geldi kimse de bilmiyor. O yüzden bu hafta zam gelmedi yeni. Ona şükrediyoruz artık, öyle söyleyelim. Telefon artık biraz böyle lüks olmaya başladı. Daha doğrusu elektronik ihtiyaçlar lüks olmaya başladı. Hani eskiden ne bileyim herkesin evinde hani PlayStation yoktu ya. Bu PlayStation 1 zamanlarından bahsediyorum. Şimdi çok fazla var. Atari gibi herkesin evinde var. Ama PlayStation 1 zamanına dönüyoruz gibi. Sanki PlayStation 5 de böyle herkesin evinde olmayacak gibi. Öyle görünüyor. Bir his var içinde. Yani resmi olarak almaya kalkarsanız öyle olacak arkadaşlar. 8-9 bin lira verilmez yani bir konsolu. Yani muhtemelen biraz yazık bir yüksek bir rakam. Yüksek bir rakam arkadaşlar. 8-9 bin lira asgari ücretle baktığımız zaman bir asgari ücret şu anda 2300 lira seviyelerinde hala. Muhtemelen en az bir 4 asgari ücretini oraya yemeden ayırması içmeden, lazım. Aynen, bir de yemeden içmeden. Hani. 4 asgari ücreti oraya ayıracaksınız. Bir de bunun oyun tarafı var. Yani şimdi onu hiç söylemiyoruz. Kaç para olacak? Zaten halihazırda PlayStation 4 oyunları 460 lira falan yeni çıkan oyunlar. 5'in hepsi yeni çıkacağına göre 2 tane oyun alayım desem belki de 1000
1200 lira da oraya vermek ayırmak gerekecek. Zorunda kalacaksın. Yani artık... Geçmiş olsun diyelim. Diyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir teknoloji okuyorum bölümünün daha sonuna geldik. Bu hafta 16. kez karşınızda olduk. Haftaya yeni bölümde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.